Dostlarım, söylediğim gibi avukat Ayhan Önmen'in ofisine geldik şu anda. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Ulusal seni tekrar görmek çok güzel. Sen de hoş geldin. Zaten bir video yapmıştık kendisiyle. Bir de canlı yayın yapmıştık pazar günü. 400 kişi Evet. katıldı canlı yayına. Burada çok teşekkür ediyorum katılanlara ve çok güzel sorular geldi. Tek tek cevapladık. Yine ileride bir pazar günü canlı yayın yapabiliriz. Buradan da Kesinlikle. söyleyelim. Tabii seve seve. Ayhan Bey'in zaten her pazar canlı yayınları oluyor. Instagram hesabından. Ömen Law Firm. Aynen. Instagram'dan, Instagram'dan. Facebook'tan, Periscope'dan ve YouTube'dan. YouTube'dan, evet. Bu canlı yayınları kaçırmayın diyelim. Bizim konumuz şu anda hani turistle gelmeyi anlattık, F1'la gelmeyi anlattık. Birçok gelen de soru şu: ya ben F1'la geleceğim de benim okul masrafım işte 3 bin 4 bin dolar. Bu Türk parasıyla 20 bin lira para yapıyor okul ve bütün masrafları. Ben aylık 20 bin lira benim ailem bana ödeyemez. Burada mesela var işte atıyorum Boston Üniversitesi okuyan çocuklar. Ailesi yıllık 300-400 bin lira gönderiyor çocuklara. Onlar da geçiniyorlar burada. Ama bende bu durum yok. Ben oraya çalışmaya gelmek istiyorum. Benim okulla bir işim yok. Bitirdim. Lise ve üniversite mezunuyum. Çalışmaya gelmek istiyorum diyorlar. Bununla ilgili iki vize türünden bahsetmek istiyorum ben. Yani iki vize türü hakkında da soru sormak istiyorum. H1B ile H2B, yani Türkiye'de olan birisi Amerika'ya çalışma izni alıp H1B ve H2B vizesiyle gelip Amerika'da çalışabilir, değil mi? Evet. Bu vizeleri bir Bir inceleyelim diyelim çok önceleyelim. kısa. Tamam. Mesele şu. Çalışma vize türlerinde bu H1B için de olabilir. Bu H2B dedikleri H2B vizesi için de Evet. olabilir. Önemli olan sponsor bir firmanın olmuş olması Amerika'da. Evet. Dolayısıyla sponsor olacak bir firmaya ihtiyaç var. Ve bu sponsor olacak firmanın bu arkadaşlarıyla bu çalışacak kişileri sponsor olması gerekecek ki Amerika'da çalışabilmeleri için. Evet. Dolayısıyla ilk önemli olan nokta sponsor firmayı bulmaları gerekiyor. Çalışacakları firmayı tespit etmeleri gerekiyor. Tabii bunların arasındaki farka geldiğimizde yani H1B, H1B dedikleri vizeyle H2B, H2B dedikleri vize arasındaki fark, en önemli fark şu. H1B vizeleri üniversite mezunu profesyonellerin çalıştığı işlerle ilgili durumlar. Yani dolayısıyla öğrencilerin üniversite mezunu oluyorlar ve üniversite Evet. mezunu oldukları konuda öğrendikleri alanda burada bir pozisyonda bir iş yeri için çalışacak oluyorlar. Vasıflı işler diyebiliriz, değil Aynen mi? vasıflı diyebiliriz, eğitimli, profesyonel diyoruz. H2B vizeleri ise öyle değil. Vasıflı olmayı gerektirmeyen ve genelde iş yerinin geçici sezon ihtiyaç duyduğu işçi açığını kapamak için yabancı vasıfsız işi diyeceğimiz işçileri getirebilmelerine imkan sağlayan bir vize Program. türüdür, programdır. Bunu genelde şeyde çok görüyoruz H2B'leri. Bu oteller alanında, restoranlar, yani resort olsun, işte bu tatil köyleri olsun, sezonluk iş yapan yerler olsun. Bu tip işlerde görüyoruz. Ya da inşaat işleri olabiliyor, sezonluk işçi ihtiyacı duyabiliyorlar, geçici proje bazlı ve onlarda görebiliyoruz. Dolayısıyla bu arasındaki farklara baktığımızda en çok H1B vizesindeki olay kişinin üniversite mezunu olması ve eğitim aldığı alanda çalışacak olması. H2B vizesinde ise herhangi bir vasfı sahibi olmadan bir belli bir işi açığını tamamlamak için buradaki iş yerinin sponsor olduğu bir vize türü oluyor. Evet, benim mesela Work and Travel yaparken benim çalıştığım yerdeki bir başka housekeeper H2B vizesiyle gelmişti. Yani vasıfsız bir işçi housekeeping yapıyor orada. Jamaika'dan gelmiş. Bir yıllık vizesi vardı. Ben öyle bir yıl geliyorum. Bir yıl Jamaika'da kalıyorum 5-6 ay. Bir yıl sonra bir daha geliyorum diyordu mesela. H2B vizesi almak isteyen birisi Türkiye'de mesela bir mezuniyet gerekiyor mu onun için? Lise mezunluğu, üniversite mezunluğu veya okumak. Yok, yani oradaki yapılacak işe göre değişebiliyor. Sonuçta bu kişi unutma yani bir otelin orada bir garson olarak da gelebilir. Tabii. Yani şey sınırı yok. Orada önemli olan nokta şu, H2B vizeleri için genelde şeye bakacaklar. Bu tip resortlar ya da iş yerleri hele bu tip çalışanları arıyorlar. O tip iş yerleri tespit etmeleri gerekecek. Tamam. Ya da bu anlamda iş yerleri genelde acentaları kullanıyorlar. Acentalar nasıl Work and Travel'da dediğim gibi bir açığı kapatırken bu H2B vizeleri içinde işçi bulumuna bakıyorlar. Oteller için ya da bu tip iş yerleri için. Ve dolayısıyla H2B vizelerini yapacakları belki danışmanlar aracılığıyla, Evet. belki iş ve işçi bulma yerleri aracılığıyla bu tip yerleri tespit edecek. Yani kısaca yapmanız gereken Türkiye'de bir tane acenta bulup, daha hani profesyonel yapmak istiyorsunuz bu işi, değil mi? Acenta bulup acenta aracılığıyla, eğer siz bulamıyorsanız acenta aracılığıyla bir tane sponsor bulacaksınız Amerika'da. Yapmak için iş belirlenecek. Dil seviyenize göre zaten işler belirleniyor. Work and Travel'da da öyle. Diliniz çok kötüyse garson olamazsınız. Bu firmaya gittikten sonra, işinizi bulduktan sonra gerekli işlemler başlayacak. Sizin çalışma izniniz DS formu yine basılacak herhalde. Aynen. DS formu gelecek firmaya. Ondan sonra onunla beraber konsolosluğa gideceksiniz. Başvuracaksınız ve Amerika'ya
geçici bir çalışma izniyle geleceksiniz. Bu genelde süresi oluyor mu? Süresi var. Normalde bunlar tabii bir yıllık veriliyor. Bir yıl. Ama uzatılıyor. İşte 3 yıla kadar gidebiliyor. 3 yıl çalışabiliyorlar. Çalışabiliyorlar o 1 yıl uzatmalarla. Ve bu vize türü Green Card'a gitmiyor değil mi? Yok. Green Card'a gitmiyor. Tabii iş yerinde sponsor olmak istemesine göre de değişebilecek tabii. Bu durum. Normalde Green Card'a gitmiyor hiç türlü. Aynen. Gitmiyor. H1B'de durum farklı. Farklı orada. Bir Green Card'a gelmeden önce bir şey açıklayayım. Bir evet. Kafa karışıklığı sonra oluşmasın. DS formu dolduruluyor ama DS öncesi bu Work and Travel'dan farklı biraz. İş yeri göçmenlik dairesinde başvuru yapıyor bunlar için. O formların da 129 formu. Tabii. Ama onun şeyle bir ilgisi yok. Onun çalışacak kişiyle bir ilgisi yok. Tamam. Onun iş yeri göçmenlik dairesinde başvuru yapıp onayları alıyor. Onayları alıp bitirdikten sonraki aşama DS'e geliyor. Hani bunu da ekleyeyim istedim. Bu noktaya kafa karışmasın diye. Bir noktayı daha söyleyeceğim. Güzel değindin sen. Tabii kişiler illa danışman ya da ajanda tutmak zorunda değiller. Kendileri de o iş yeri buldukları zaman o iş yeri bu hizmeti veriyorsa yani tespit ettiği iş yeri belki diyebilir ki biz zaten hekibeyle epey çalıştırıyoruz kişiler. Biz seni de alırız diye ha. Alabilirler bu kişiyi. O da güzel bir noktaydı bence. Bireysel de yapabilirsiniz ama tabii ki mesela siz şimdi baktınız iş yeri bulamadınız. Aradınız, mail attınız, dönüş olmadı veya şirketler bazen şunu da diyebiliyor. Biz bireysel yapmıyoruz. Biz Türkiye'de şu firmayla çalışıyoruz. O firmaya gidin de diyebilirse. Siz bulamadıysanız şirketlere de gidebilirsiniz ama bireysel de bu yapılıyor. Aynen. Ve H2B vizesini şu an kapatıyoruz. H2B vizesiyle buraya gelen bir kişi 3 yıla kadar çalışabiliyor. Fakat 3 yılın sonunda Amerika'da bir oturum, kalıcı bir çalışma izni, green card ve vatandaşlığa giden bir yol değil. Aynen değil. H2B vasıfsız işler olduğu için H1B'de durum farklı. Şimdi şöyle açıklayayım ben o durumu. Tabii green card'a gidebilme noktası şuna dönüyor. Günün sonunda iş yerinin yani sana sponsorluğa başvuran iş yerinin sana green card verip vermemesine bağlı. Yani vasıfsız olan kişi green card'a gitmeyecek diye bir kayda yok. Hmm. Önemli olan o iş yeri o green card'a başvurmak istiyor mu sana? Çünkü günün sonunda o iş yerinin bakışı ben geçici işçi getirerek zaten işimi halledebiliyorum olabilir. Niye sen kalırsın? Niye green card'a geçiş yapsın? Peki olabilir. Yoksa H1B'lerde ya da H2B'lerde şöyle bir durum yok. Şunu bilmek istedim. Hani H2B'den green card'a geçerim diye bir şey yok. Ama ne var? İş yeri sponsor olmak isterse o noktada çalışmaları yapabilir. Peki mesela gittiğimiz iş yeri $1 milyon vergiler ödüyor yıllık. Sponsor da olmak istiyor. Hakkı da var sponsor olma hakkı. İş yeri o kişiye sponsor olduğu zaman o kişi housekeeping işiyle green card alabilir mi? Housekeeping'im ben. Ve Green Card'a gidebilir mi yani bu süreç? Yani evet gidebilir. Tabii ki. Bunu hatta ben de merak ettim. Evet yani. Şimdi bu Green Card'ın iş yerleri sponsorluğu üzerinden gidebilen çok değişik sınıflamaları var. Bu sınıflardan bir tanesi de bu belli bir vasfa sahibi olmaya, yeteneğe sahip olmaya bir iş açığının temin edilmesinden doğuyor. Dolayısıyla evet bu olabilir. Gün sonunda farklı kategoriler olacak. H1B'lerde nasıl genelde iş yeri H1B'ye önce H1B vizesini alır çalışanlara. Ondan sonra da green card aşamasına bakar. Tabi H2B'lerde çok bakılan bir alan olmayabilir. Buradaki şeyi anlaman lazım. Şimdi H1B altındaki bir kişi şeyli olabiliyor. Bilgili, birikimli. Dolayısıyla onu iş yeri tutmak isteyebiliyor kendisinde. O H1B süresinde olmadan. Ama H2B'de o durum yok. Dolayısıyla geçici olduğu için kişi çok fark etmeyebiliyor iş yeri evet. için. O açıdan çok hani ben illa bu kişi green card'a başvurayım demeyecek. Ama dediğin gibi bir iş yeri var. Finansal durumu yerinde. Ve sponsor olmak istiyor kişiye. Başvurup alabilir. Alabilir green card'ı. Tabii alabilir. O da green card'ın kendi özgü süreçleri var. Amerikalılara bakması lazım. Amerikalılar alıyorsa onları önce alması gerekecek. Ama o pozisyonu yeterli Amerikalı bulamıyorsunuz. O zaman yabancıyı alabilecek o pozisyonu. Alabilirler. Ve ben mesela çok güzel söz aslında. Çalıştığınız zaman iş yeri şöyle düşünecek. Ya sen buraya geldin bir sene çalıştın da. Ben senin gibi zaten binlercesini alırım senden sonra. Ben niye seni tutayım ki? Niye senin için ben Green Card'a başvurup uğraşayım diyebilir. Ben çünkü çok güzel mesela bar bektim. Güzel barı falan çok güzel diziyordum yani. 3 ay 4 ay izinsiz yani haftada 70 saat çalıştım Work and Travel'da. Work and Travel bittiğinde patrona gittim. Adam da çok iyi. Ya dedim böyle böyle bir konuşup bana sponsor olabilir misiniz dedim. Olamayız dedi yani. Yani olamayız dedi yani. Ben yaz bittiğinde bu yaz. Evet. Benim işlerim düşüyor. Diğer yaz ben senin gibi başka bir öğrenci alacağım. O da yine çok çalışacak. Çok çalışmazsa kovarım dedi yani. Başka bir adam alırım. O dedi. Dediğin noktaya geliyor aslında. O açığı çok rahat tamamlayabileceği evet. için ben neden hani kalıcı hale getireyim diyeceğim. Ama mesela ben spor yöneticiliği okudum. Şurada mesela bir tane güzel bir kulübe girsem, orada antrenörlük yapıyor olsam ve işimde başarılı olsam, benim diyelim çalıştığım takım güzel gidiyor, ligde güzel puanlar elde ettik. O şirket, o takım bana sponsor olmak istiyor. İşler daha farklı olacaktır. Evet. H1B altındaki kişinin aldığı eğitim ve çalışacağı pozisyon çok çeşitli olabilir. Dolayısıyla bunun üzerinden de iş yeri sponsor olabiliyor.
ve o kişiyi tutmak isterse de daha ötesi için H1B dönemlerinden ya da bitmeden önce de Green Card'a başvurabiliyor. Takipçilerimizden gelen aşırı derecede yoğun, hani Amerika nasıl gelirim, öğrenci, turist ve onun dışında da hani en çok sorulan ben çalışmak istiyorum sorusu var. Çalışmak istiyorum sorusunu Ceyhan'ı ben zaten anlatıyorum yıllardır, artık dilimde tüy bitti. Ceyhan dışında da burada uzman avukatımızla beraber H1B ve H2B vizelerini incelemiş olduk. Katımıza da teşekkür ediyoruz. Kendisini Instagram'dan takip edebilirsiniz. Her pazar saat 10'da Türkiye saatiyle. Türkiye saatiyle akşam 10'da, Amerika saatiyle saat 2'de bizim Instagram Avukat Ayhan Örmen hesabından canlı yayın. İşte YouTube Ogman Law Firm hesabından da canlı yayında takip edebilirsiniz. Evet. Eğer sorularınız da varsa bu konuyla ilgili canlı yayına pazar günü katılın. Evet. Teşekkür ediyorum soru cevabınız için. Ben çok teşekkür ederim. Oza, ben çok teşekkür ederim. Ben de öyle ve ben de çok mutluyum. Takipçilerine ulaşabiliyoruz. Ve geçen dediğim gibi canlı yayını bir daha yaparız tekrar. O da güzeldi. Bundan sonra bir kere yaparız onları. Ki bu sayede eminim takipçilerine doğru yolu daha çok gösteririz. Bilgilerimizi paylaşmış oluruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol geldiniz. Rica ederim. Güzel bir canlı yayın olmuştu. O canlı yayını tekrar buradan duyuracağım yapacağım zaman. Kaçırmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bay bay.